25 teneke bulgur. Bu 25 teneke bulguru değil, 25 teneke unu yemiyoruz biz şimdi. 25 teneke bulgur çektiğimiz zamanlar oldu. Bulgur kaynatılırdı. Kaynatılan bulgurlar olsun. O şeyler derim ki un yapılacak buğdayların hepsi yıkanırdı. Sergiye gelirdi. O sergilerin yüzünden ben dayak yediğim zamanlarda oldu. Çünkü sergiyi beslemeden kaçtığım zamanlar. Diyeceğim de bunlar patates olurdu, mısır olurdu, mısır dövme zamanı olurdu, toplanırdı. Mısır dövmesinin haricinde bir de kendi dövmesi vardı. Kendileri hazırlanırdı. Geçiler kırkı olurdu, koyunlar kırka girerdi. Yani şeylerinde bunlardan kimisi keçilerin kılından kıl şeyleri yapılır ki şeyleri yapılırdı. Şeyin nedir ki mısırın carazından şey yapılırdı, hasırlar yapılırdı. Yani demek istediğim yetiştirdiğine mazi şeyin emek verip de yetiştirdiğim şeyin hepsi değerlendirilir. Hiç atılan bir şey bulamadım. Benim aklımda kalan bir şey var. Ben bizim avluda yapılmazdı da tavuk kalan bir şeyinde, az barda. Onlar pancar kaynatılır. Bir iki defa denk gelip onun tadını lezzetini hiç unutamıyorum yani. Evet. O pancarı kaynatıp ondan pekmez mi yaparlardı? Pekmez. Nasıl yaparlardı? Benim 6-7 teneke pekmez et gene bizimle. Kapımızda yapardık. Orada sıraya düzülürdüler her geç. Pazarlar toplanıyor ya. 15-20 tane pazar toplanırdı, pekmezlere terdik, oranı kabak, çarmasını beklerdik, kolumuzdan, şeylerin içinde. Kabakları şeydi, ne derler o var? Oğut mu? Semene. Yani yapılmayan hiçbir yani, şey yoktuk. Şimdi... Her bazı şeyde gösterirler ya, çillendirip, semene de veteler, budaylarını çillendirirler. Semene de bir şey hatırlayalım da, ne çıkıp olanı unuttuk. Onu hele şeyler eteler işte, zattı o. Şeye, pamuğun içerisine buğdayı koyup... Pamuk da diyor, tepsiye pamuk saladılar. Pamuk onu da koymuyoruz. Bu şimdi pamuğun içine koyuyor. Üç kurum her pamuğa koyuyorsa ben tepsilerin üstüne koyuyorlar. Buğdayı çimlendiriliyor. Tamam. Kendiliğinde... O da abdestsiz su. Yemiş, çıkıyor. Anne, baba, anne kuvveti. Tamam, onu nasıl yiyeceğe dönüştürüyorlar? Su onu üç kurum şey yaptıktan sonra, o meydana geldikten sonra o sokuda mı tokur? Hem ona şöyle yemyeşil buğday oluyor. Şu kadar oluyor yani. Ondan sonra onu da o zaman şimdi buğday deven şeyler vardı o zaman. Efendim? Buğday deven böyle büyük büyük bazı şeyler de televizyonlarda gösteriyor. Evet. Soku derdi baba. Orada onun için tokmaklarından kızlar, gençler toplanırdı kısım akraba. Deverdiler onu. Ondan sonra da işte buğday unluk atıyordular, ne ediyordular onu karıştıran süzüp evet, torbalarına. Karıştıra, karıştıra, Fatma anamızın pekmezi derdiler. Şimdi pekmeze gelince, bu sene 300 kilodan pekmez yaptım diyor, namık. Şey, 300 kilo pancardan mı? Pancardan 300 kilo, pancardan. Hangi günler? Namık, namık her sene yaptıkları şeyde. Ben 2 kilo aldım, 50 lira verdim. Kilosunu 25 liraya aldım. Evet. Şehir olarak da. Hastane için yapmış. İnşallah. Üniversite için. İnşallah. İstemiş aşağı yukarı. Onlar hastalara verilen bir şerbet mi yapmıyor diye. Şimdi demek istediğim eskiden bize pekmezi ya, ya şu pekmezden usandık ya diyerekten bir şey yapalım. Her bu pekmez yiyoruz. Şimdi bulamıyoruz onu. Şimdi bulamıyoruz. Şimdi. Bizim köyden dışarıdan gelen misafirlere karşı büyük bir itikat olduğunu ben biliyorum yani. Misafirlere karşı köylümüzün tutumu davranışları nasıl yani? Şimdi tamam, böyle mantık olaraktan düşünürsek, mantık olaraktan düşünürsek de şey istemiyorum. Eskiden vesait olmadığı zaman, merkezi bir yerde bizim köy olduğu zaman hem nahiye merkezi hem de yolların kavşak yeri olduğu zaman kazadan gelen de köyde kalmak mecburiyetinde oluyordu. Çevreden gelen de kazaya gitmek için köyde kalmak mecburiyetinde oluyordu. Ve bunların yemesi, içmesi şey oluyordu. Ben iyi biliyorum. Sırf yemek yemek için çevre köyden gelip de bizim köyden yemeği yiyip giderler vardı. Ekecikten olsun, kirlikten olsun.
başka öğünler olsun bunlar vardı. Şey orada sırf yemek için. Çünkü hürmeti de vardı, şeyi de vardı. Gelen misafiri hiç kimse geri çevirmiyor. O geç sadece bizim kıyas bir şey değil. Bütün köylülerimizde, bütün Türk kültüründe de hepsinde de var böyle misafire. Özellikle ihtimam bir gösterme var. Biz bir özellikle ondan yatakları ayrı olurdu. Misafirin yatakları gider gitmez tekrar cekanlar hazır vaziyette. Yenisi gelinceye kadar beklerdi. Çok misafir olduğu zaman komşudan da yatak aldığımız zamanlar olurdu. Şey orada. Bir de şöyle bir şey var. Bizim duyduğumuz, belki ben de hatırlıyorum da anne baba eskiden büyüklerin yanında çocukların yanına yaklaştırmaz, sevmez, kucağına almaz diye bir şey var. Bunun sebebi nedir acaba size? Vallahi bunun veya küçükler, gençler çocukların ismini vermezler babanlarının yanında, babanın yanında. Bizim Şahabettin babası ölene kadar karısı içerideyken, babasının oturduğu evdeyken onun üstüne girmemiştir. Şahabettin tanıyorsun. Yani bir tek o eskiden kalan o var. Böyle adetleri var. Sebep ne? Hiç düşündüm. Sebep ne? Sebeplerin hepsi vallahi sebep hiçbir yani, şey yok. Şey diyordur. Şimdi evet. Öyle bir şey yok. Ya şöyle diyeyim. Gitti onlar artık. Gitti. Askeriye nasıl şeyden alt taraf, alt tabakadan yukarıya doğru bir şeylik geliyor. Yani aşağı yukarı millet, Şevket milletinin, bu şeylerin milletinin hepsi asker gibi bir hareket var yani saygı şeyli. Birisine şunu söylediğin zaman, şunu şey yaptığın zaman gitmek mecburiyetinde. Ben bir gün babam bana söyledi ki, İsa'ya git çağır dedi, yerine tüfek alsın dedi. Niçin tüfek aldığını, neden olduğunu biliyorum. Gece gittim kaldırdım İsa'yı, hangi şeyler İsa'sına. O tüfeğini aldı geldi. Böyle gençlere bir şey söylediği zaman bunlar mecbur olarak da şey yapıyorlardı. Saygı, artık saygı şeyi oradan demeyeyim de ben. Saygı da altında fazla vardı ya. Bunların hepsi bir düzen, bir tertip. Yani hepsi bir aile gibiydi. Belki aile gibi. Çocuk herkesin hizmetine koşan aynı ailenin şey, çocukları gibiydi belki. Mesela ben Elmir Temmir'in hiçbir zaman için yanına ceketimi iliklemede gittiğimi bilmem. Ben ceketimi ilikle bir düzende giderdim o büyüklerin yanına. Benim gibi onların çocukları da aynı hareketi yaparlardı. Fakat bunu yapmadan hareket edenler yok muydu? Vardı fakat onlar da mecburen yaparlardı. Çünkü yapmadıkları zaman kendilerinden dönerdi bu şey. Demek istediğim yani bir düzen, bir tertip yani bir... O köydeki o adetin... Yaşamın bir düzeni vardı yaşamanın. O adetin olsun devam etmesi köydeki birliği, beraberliği tesis ediyordu. Şimdi örneğin köyde bir yoksul aile olduğu zaman nasıl ki bu imece usulüyle bu insanlara çeşitli şekilde el atılıyor, onun problemi çözülüyordu ise bu sefer de ne yapıyordu? O insanlar o adeti, örfü yaşatıyor ya, köyde bir olumsuz, nahoş bir hareket oldu. Köyün önüne gelen büyükler gidiyordu, o olayın çözümünü sağlıyorlardı. Çözüm sağlandığı zaman doğabilecek daha büyük nahoş hareketleri doğmadan bitirmiş oluyor. Anlamış oluyor. Ve burada sağlanan bu güzel olayı ne yapıyordu? Komşular görüyordu ya, Allah razı olsun bak. Burada belki de bir adam öldürülecekti veyahut da bir nahoş hareket olacaktı. Bu ortadan kalktı diyordu. Bu sefer ne yapıyordu? Büyüklere bir değer, bir saygı kendiliğinden oluşuyordu. İşte bu hareketlerin devamı saygı getirdiği gibi saygıyla beraber de sevgiyi getiriyordu, muhabbeti getiriyordu.
kaynaşmayı getiriyordu. Bütün güzellikleri bir araya getiriyordu. Mesela anne baba çocuğu kucağına almaz deriz büyüklerin yanında. Şimdi diyorlar ki o zaman ortalıkta sen görmeden mi büyüdü acaba diye şimdi eleştirenler var. Ben de şöyle bir tespitim var. Evet. Anne baba almıyordu belki ama o çocuk dede sevgisi, nene sevgisi, etraftaki amcasının, dayısının hepsinin sevgisini alıyordu. Hiçbir zaman sevgiden yoksun kalmıyordu. Herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman da amcası sanki kendi çocuğuymuş gibi o ne derse anında yapabiliyordu. Onun için çocuklar da bu sevgiden mahrum kalmıyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Disiplin de oluyordu tabii, terbiye. Tabii, düzen de var, toplum düzen de var ama şimdi ne yapıyoruz? Herkes kendi çocuğuyla ilgilendiği için etrafta ailem çocuk da görsek dönüp bile bakıyoruz şimdi. Yani o zaman kültürümüz gerçekten çok güzelmiş. Belki orada ne vardı? Çekirdek aile değil şimdi gibi. Büyükler vardı evde, dedeler vardı, anne baba vardı. Kardeşlerin hep bir arada kalabalık bir şey olduğu için, aile olduğu için. Oradaki o çocuk herkesten sevgi alabiliyordu. Ama şimdi çekirdek aile diye bir aile tipi var. Evde anne baba var, 2-3 tane çocuk var. Bunlar sadece onları görüyor, onlarla ilgileniyorlar. Etraftaki komşu çocuğuna artık kimse bakmıyor. Amcasının çocuğu, amcası artık uzak yerde oturduğu için o çocuklarla kimse ilgilenmiyor. Belki tanımıyorlar da vardır. Yani eskiden bizim adetlerimizde bu büyüklerin yanında çocuğu kucağına almama gibi olayda çocuk asla sevgiden mahrum kalmaz diye düşünüyorum yani. Hem amcasını kendisine yakın hisseder, ona sevgisi hiçbir zaman bitmez. Babası gibi görür, dedesini nesini daha çok sever. Bu adetler güzel adetlerdi ama bunun yanı sıra, bu güzel adetlerimizi yansa sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen adetlerimiz de var mı? Biz hep iyi taraflarımızı anlatırken, hoşunuza gitmeyen gençler olarak, o zamanki gençler olarak, hoşunuza gitmeyen şeyler var mı? Keşke şunlar da olmasaydı dediğiniz bir şeyler var mı? Hoşunuza gitmeyen bazı şeyler yok değildi, vardı. Mesela karşıdan bir ihtiyar çıktığı zaman kaçacak yer arardık. Bizi görüp de salakana demesin diyerekten. Anlaştık mı? Bunlar onlardan çekinirdik yani. Konu şey ettiğimiz yerler buydu. Fakat şimdi nerede? Ya o da çok şikayet edecek bir konu değil yani. Belki de niye sen çalışmıyorsun, niye ortada geziyorsun, niye yardım et?